Cümleten selam aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda kim ne konuşuyor, kim Türkiye hakkında ne söylüyor? Türkiye ilgilendiren tüm haberler hepsi bu videoda. Buyurun videoya dostlar. Suriye. Yıl 2020. Hala bu sene Suriye'de yeni bir operasyona başlamadık. Ama yeni bir operasyonun sinyalleri her gün geliyor. Ve bir noktada ağırlık artmaya başladı. Neresi? Ayn İsa, Tel Rifat, Münbiç. Bu bölgede her an bir operasyon başlayabilir. Özellikle Ayn İsa ve Telrifat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı araç gereç sevkiyatlarını arttırdı ve devam ediyor. Ve bu bölgede 2-3 gündür devamlı suretle ÖSO birlikleriyle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri belli noktaları bam 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 ön temizlik başladı. Yollar açılacak. Ardından sefer bizden, zafer Allah'tan, Yunanistan, Temmuz'dan bu yana Türkiye'ye yaptırım yapılması için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Avrupa Birliği'ne yalvarmadık ülke bırakmayan Yunanistan'ı Sirtakiler şimdi 10 Aralık'a kitlendi. 10 Aralık'ta Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım yapma toplantısı yapacak. Peki bu toplantıda Türkiye'ye yaptırım çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yunanistan her an soğuk duşa hazırlanıyor. Yunanistan kendisini kötüye hazırlıyor. Neye? Türkiye'ye yaptırım çıkmamaya hazırlıyor. Özellikle Yunan basını şunu işliyor. Almanya, Macaristan, İspanya, Bulgaristan, İtalya ve Malta İngiltere'nin arka bahçesi. Bu ülkelerden Türkiye'ye yaptırım çıkmasına veto geleceğini bekliyor Yunan basını Yunanlılar. Yunanlılar ışıkları sönüyor, umutları sönüyor. Ne oldu Yunanistan? Ne oldu Miço? Avrupa ile raks edirdin. Ne oldu? Yunan'a, Yunanların bayramı olan, Hristiyanların bayramı olan Paskalyalarında küçük bir hediye Avrupa Birliği'ndeki kardeşlerinden gelecek. Al Yunan sana Christmas hediyesi. Türkiye ile İsrail'in aylardır istihbarat düzeyinde görüştüklerini ben size videolarda anlatmıştım. Fakat son 2-3 gündür Türkiye ve İsrail arasındaki istihbarat görüşmelerinin daha da üst seviyeye çıktığı kamuoyunun gündemine geldi. Özellikle İsrail basını bu konuyu çokça işlemeye başladı. İsrail, Jerusalem Post gazetesi aynen şunu söylüyor. Türkiye, Hakan Fidan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İsrail İstihbaratı'nın başkanı bir araya gelmeleri artırdılar. Türkiye ve İsrail'in yakınlaşma seviyesini gitgide kademe kaydettikleri İsrail basınında yazıyor. Yakın zamanda Dışişleri Bakanları seviyesinde veya daha daha üst seviyede görüşmelerin olabileceği İsrail basını yazdı. Şimdi Türkiye Mısırla istihbarat düzeyinde görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye Suudi Arabistan'la istihbarat düzeyinde görüşmeleri sürdürüyordu. Bu bir basamak yukarıya çıktı. Ne oldu? Dışişleri Bakanları seviyesinde görüşmeler oldu ve daha daha üst seviyeye çıktı. Ne oldu? İki ülkenin lideri görüşmeler yaptı. Aynı şekilde İsrail'le de bu adımların geleceği kamuoyuna düştü. Tabii ülkeler kendi menfaatleri, milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa o adımlar atıyor. Türkiye de aynı şekilde o adımları atıyor ve atmaya devam edecek. Hindistan basını, Hindistan basını Türkiye ile yatıyor. Türkiye ile kalkıyor. Hindistan basını Türkiye'nin Pakistan'a İHA SİHA satmasından korkuyor. Hem de çok korkuyor. Niçin? Çünkü Hindistan, Suriye'de, Libya'da, Dağlık Karabağ'da Türk İHA ve SİHA'larının üstün başarısını gördü. Korkuyor. Keşmir'de korkuyor. Pakistan Türkiye'den İHA SİHA alır da Keşmir bölgesinde bize karşı kullanırsa ne yaparız diyor. Vallahi ne yapacağını onu bunu bilmeyiz de Pakistan Türkiye'den İHA SİHA almak için çalışmalara başladı. Her anı Pakistan'da İHA'larımızın SİHA'larımızın uçuş eğitimlerinin haritalarını arkada size paylaşabilirim. Hızlı gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Allah yönümüzü, Allah yolumuzu dost doğru kılsın ve açık eylesin. Aliyev'in dün Fransa'ya attığı tokadı hepimiz duyduk. Duymayanlar için tekrardan burada söyleyeyim. Çünkü çok güzeldi, okkalıydı, tam da yerindeydi. Aliyev aynen şunu söyledi. Fransa madem o kadar çok seviyor Ermenistan daşnaklarını, Marsilya'yı Ermenistan'a versin, Ermeniler gitsin oraya yerleşsin. Orada kendilerine yeni bir devlet kursunlar dedi. Oy, oy, oy. Oy ne kadar güzel söyledi. Aynen Fransa sen bu taşnak komitacıları çok savunuyorsun çok seviyorsun. Ta Maraş'tan Antep'ten Adana'dan Urfa'dan biz senin ne yaptığını biliyoruz. Unutmadık ve unutmayacağız da. Amerika'da seçim oldu. Amerika'da Biden koltuğa oturmak üzere, Trump koltuktan kalkmak üzere. Tabii bu değişim Amerika'da yaşanacak ama dünyada da değişimler yaşanmaya başlıyor. Dünyada da ülkelerin rotaları, ülkelerin yönleri bir anda tepetaklak oldu. Düşman olanlar, birbirine laf giydirenler, birbirine laf söyleyenler Yönlerini tekrardan geri değişmeye başladılar. Yakınlaşmaya başladılar. Yakınlaşanlar uzaklaşmaya başladı. Uzaklaşanlar geri yakınlaşmaya başladı. Böyle acayip bir durum. Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri baye Amerika'dan epeyce bir F-35 ve silah sistemi satın alacaktı. Ta ki Biden kazanana kadar. Biden koltuğa oturduğu anda Amerika'nın baye bakışı değişeceğe benziyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da köşeye sıkıştı gibi. Nasıl? Amerika'daki yeni senatörler, Amerika'daki yeni diplomatlar, bürokratlar Baye'yi uyarıyor. Sen Libya'da bizim istemediğimiz tarafta adım atıyorsun. Amerika'nın Libya'da istemediği taraf kim? Kim olacak? Rusya. Amerika Rusya ile Libya'da karşı karşıya. Onun için sana yaptırım uygulayabiliriz Baye diyor. Amerika İlginç, değişik farklı. Bakalım ne olacak? Bin Zayet keseğin ağzını cart diye daha da açacağı benziyor. Yeter ki Amerika ona cephe almasın. Birleşik Arap Emirlikleri Ermenistan'da Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. O oh, nasıl? Şimdi olay şu sevgili dostlar. Ermenistan Birleşik Arap Emirlikleri'nden 300 tane tank almaya hazırlanıyor. Ermenistan direkt olarak Rusya'dan tankları almayacak da Baya'dan alacak. Baya bir nevi Ermenistan'a sponsor oluyor. Önce Birleşik Arap Emirlikleri Rusya'dan tankları satın alacak. Ardından geri Ermenistan'a sözde satacak. Sözde hani. Amaç ne? Amaç Ermenistan bu tankları alsın, tekrardan gücünü toparlasın, gücünü tekrardan hazırlasın ve karşısındaki ortak düşman olan Bayan'ın ve Ermenistan'ın ortak düşmanı olan Türklere karşı kullansın. Yazdık bunu da yazdık. Bin Zayet bunu da yazdık deftere. Elbet onun da hesabını soracağız. Tabi Ermenistan ve Bayi'nin arasındaki bu tank haberleri çıkınca Türkiye'den bay’e cevap çok net geldi. Ama nasıl net geldi? Birleşik Arap Emirlikleri Ermenistan'a tank vere dursun, tank vermeye hazırlana dursun. Katar'dan fotoğraflar yansıdı. Katar özel kuvvetlerini, Türk askerinin nasıl eğittiğinin fotoğraflarını Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı yayınladı. Baye anlayacağı dilden ahan da bak yetiştiriyoruz. Türk eliyle bir Türk gibi Katarlı askerleri eğitiyoruz, yetiştiriyoruz. Aynı Suriye'de yetiştirdiğimiz gibi aynı Libya'da eğittiğimiz, yetiştirdiğimiz gibi. Aynı Somali'de eğittiğimiz, yetiştirdiğimiz gibi. Türkiye her tarafta. Bae senin paran olabilir ama elhamdülillah Allah'ın askerleri, Türklerin iman gücü var. Haydi bakayım. Afrika'da ilerlemeye devam ediyoruz. Afrika'da Zambiya ile askeri işbirliği antlaşması ve farklı noktalarda işbirliği antlaşmalarına imza attık. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Afrika'da, Fransa'yı kaşımaya Zambiya'da da devam edeceğiz inşallah. Rus basını, Rus basını öyle bir haber yazdı ki Türkiye Rusya ile ikili oynuyor. Türkiye hem Avrupa'ya Amerika'ya yönelik adım atıyor hem de Rusya'ya yönelik adım atıyor. Nasıl? Türkiye iki koltukta tek başına oturmaya çalışıyor. Türkler kendilerini merkeze koyaraktan batıyla doğuyu birleştiriyor. Kuzey ile güneyi birleştiriyor. Kendileri açısından stratejik olan tüm adımları atıyorlar ve bölgede güçleri iyice artıyor. Türkiye'nin denildiği haberde ilginç. Türkiye kuzey ile güneyi birleştiriyor, doğuyla batıyı birleştiriyor ve onların hepsinin tam ortasında bir güç eksenidir denildi haberde. Güç ekseni. Evet güçlüyüz ve güçlenmeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Amerika'nın Türkiye'ye uygulamaya çalıştığı yaptırımlar, Avrupa'nın Türkiye'ye uygulamaya çalıştığı yaptırımlar Türkiye hiçbirinden korkmuyor ve özellikle İngiltere'ye vurgu yapıldı. İngiltere Türkiye işbirliğinin daha da arttığını, çünkü İngiltere bölgede gücü artan Türkiye ile beraber o alanda bulunmak istiyor, o bölgelerde bulunmak istiyor denildi haberde ve Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı bir güç arıyorsa o güç de Türkiye'dir. Bunun için Türkiye'de çok da yaptırım yapamazlar Avrupalılar. Ruslar söylüyor. Ben size burada anlatıyorum. Türkiye'nin ürettiği kamikaze İHA'sı Kargolar'ın yeni özellikleri dün gün yüzüne çıktı. Yeni özellikler dehşet, muhteşem, efsane olacak. Nedir? Bu kamikaze İHA'lar hem zırhlı araç gereçlerden atılabilecek, hem helikopterlerden atılabilecek, hem de İHA'lardan atılabilecek. Uf uf uf. Hep böyle hayalini kurduğumuz olaylar savunma sanayi hayata geçiriyor elhamdülillah. Hani bayraktarlar, ankalar, farklı siyahlarımız havada gidiyor. Altlarında bomba yerine, mamberler yerine kamikaze kargolarımız bulunacak. Ve bunlar pırr diye bırakılacak. Böyle aynı anda onlarcası hedeflerini arayacaklar. Çünkü yapay zekayla donatıldılar. Kendilerini geliştirecekler ve... Bir unsurun tehdit olduğunu algılayaraktan dost düşman ayrımı yapacak ve o hedefi bam. Etkisi de 25 metreye kadar arttırıldı. Yani içine konulan bomba gücü daha da arttırıldı kamikaze İHA'ların. Daha daha güzel günlere doğru gidiyoruz. Bekle bizi daşnaklar, bekle bizi halter, bekle bizi sirtaki Akıllı ol Sirtaki. Bak bir tane İHA yaptın. Daha onu da kaldıramadın. Kaldıramadan onu indiririz. Akıllı ol. Ve kargoların hedef tanıma yok etme menzili 10 kilometreye kadar çıkarıldı. 10 kilometre. Vay sevgili dostlar bırakacaksınız böyle. Bu 10 kilometre içinde düşman dost ayrımı yapacak ve ilgili hedefi bulup kendi kendine yok edecek. Daha daha ne olsun? Ve bunları da operasyon sahasında taktiksel olaraktan kullanmaya hazırız. Hani testing aşamasına geldik. Test yapacağız. Dağlı Karabağ'da testleri yaptık. Daha da geliştireceğiz. Eksiklikleri gördük. Onları gidereceğiz. Ve yeni sahalarda, yeni taktik ve teknik alanlarda test alanlarında deneyeceğiz canım. Acaba nerede? Suriye'de mi? Libya'da mı? Yoksa... Amerika'da yaşayan Ermenistan daşnaklarından küstah açıklama geldi sevgili dostlar. Ama nasıl bir açıklama. Azerbaycan'a Bakü'ye nükleer bomba atalım ve onları 5000 yıl boyunca unutamayacaklar bir hatıra bırakalım. Bakü'yü kurak bir şöyle çevirelim diyor Amerika'daki daşnak gazetesi ve yazarlar. Oh. Bunlar iyice şiraziden çıktı. Bunların ipini böyle sağlamından sıkacağız. Bakın Dağlık Karabağ'da Türk'lere bilendiler hem de çok bilendiler ve ellerinden geleni yapmak için her an her vakti kollayacaklar. Onlar hazırlansınlar biz de hazırlanıyoruz. Bu Amerika'daki Daşnak gazetesi şunu yazdı. Niçin Ermenistan hükümeti elinde varsa eğer nükleer bomba niçin kullanmadı? Kullanmalı. Bana insan haklarından ondan bundan bahsetmeyin. Türkler ne yaptılar? Bizim bölgelerimizi aldılar. Biz de onlara karşı nükleer bomba kullanmalıyız dedi. Bak bak bak. Akıl veriyor. Hani Ermenistan'a diyor ki elinde nükleer bomba varsa niçin kullanmadın? Nükleer bomba yoksa bizler bir şekilde daşnaklı olaraktan toparlanalım, para toplayalım, sana bu nükleer bombayı sağlayalım. Sen de Bakü'ye at, Azerbaycan'a at ve Bakü'yü 5000 yıl boyunca kuraklat. Çöl yap diyor. Bunların zihniyeti, bunların aklı, bunların öfkesi, bunların kini geçmez. Onlara aynen şunu söyleriz. Hele öyle bir şeye yeltenmeye kalkın. Ermenistan diye tarihte var olmayan bir devlet böyle geçici bir süre kuruldu, yine var olmayacaktır. Onu ilelebet ortadan kaldırırız ve karşımızda kimi koyarsan koy, bizi kimse durduramaz. Suud'dan Baye'ye değişik adımlar gelmeye başladı. İlginç. Bin Selman'dan Bin Zayed'e İsrail ekseninde farklı bir pozisyonlanma. Bin Zayed ne yapmıştı? İsrail'le görüşen Veliaht Prens Bin Selman'ı ifşa etmişti. Evet. İsrail ile görüşme yaptı. Bunun da belgelerini ortaya koyduydu. Niçin böyle bir şey yaptıysa? Amaç şu. Suudi Arabistan'a baskı yapmak. Suudi Arabistan İsrail'le bir an önce normalleşsin. Bunun baskısını yapıyordu. Bae Suud'a. İsrail'den kalkan uçaklar Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitsin diye Suudi Arabistan'ın üzerinden geçiyordu. Suudi Arabistan İsrail uçaklarına yıllar yıllar sonra ilk defa izin vermişti. Ne izni? Uçuş izni. Bin Zayed Netanyahu ile görüşen Bin Selman'ı ifşa edince ortaya çıkarınca Bin Selman da Bin Zayed'e ceza kesiyor. Hayır diyor İsrail uçakları 4 gün boyunca sadece 4 gün itibariyle benim üzerinden geçerekten Abu Dhabi'ye gidebilir, Bağ'a gidebilir dedi. 4 günlük bir süre. Yani İsrail uçakları Suudi Arabistan üzerinden uçamaz. 4 gün bitiyor. Bak sen bak sen olaya. Yani kavga büyük sevgili dostlar. iki kanki birbirine girmiş gibi gözüküyor. Bin Zayed ve Bin Selman birbirine girmiş gibi gözüküyor. Acep neyin etkisi olabilir ki? Türkiye'nin mi Amerika'nın mı? Biliyorsunuz son günlerde Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yakınlaşma daha da yukarıya çıktıydı. Türkiye Suudi Arabistan'a akıllı olursan seninle tekrardan ilişkileri düzeltirim noktasında mesaj verdiydi. Şimdi acaba Bin Selman'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşmesini Bin Zayed mi ifşa etti yoksa bizim MIT sağlam mı çalışıyor? iddialar, kafada deli sorular ama yaşanan gerçek. Durmadık, durmayacağız. Çünkü dünyada masumlar ve mazlumlar bizi bekler. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tanklarımızda, İHA'larımızda, SİHA'larımızda, jetlerimizde, gemilerimizde, denizaltılarımızda, uçak gemilerimizde. Tekrardan at koşturana kadar bizlere durmak haramdır. Hedefimiz belli, yolumuz belli. İlahi Kelimetullah yolunda hedefimiz Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.